Kuzey Güncelerinden herkese merhabalar. Yine ufak çaplı bir ara sonrası karşınızdayım. Artık yaz da geldiği için dışarıda çekim yapabiliyorum sizlere. Havamız bayağı güzel bu aralar. Bu hafta mesela hava tahminleri 29 derecelerden bahsediyor ki tutar mı bilemem ama 29 olmasa 26 bile olsa açıkçası Finlandiya için oldukça yüksek bir rakam Haziran ayında. O yüzden buradakilerin keyfi yerinde diyebilirim en azından kendi adıma konuşursam. Bugünkü bölümümüzün konusu ne? Derseniz Finlandiya'da kimlik, pasaport ve benzeri resmi kartların çıkarılmasından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında çok da aman aman zor bir süreç yok. Hatta bazı şeyler Türkiye'de benziyor muhtemelen. Uzun zamandır Türkiye'de doğrudan çıkartmadığım için bir şey diyemem ama yine de hani anlatmakta fayda var diye düşündüm ki burada da bazı şeyler bir tık daha kolay işliyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bu sefer çok fazla uzun bir korona özeti vermeyeceğim önden, her ne kadar her daim gündemde olan bir şey olsa da. Aşılar devam ediyor, vakalar azaldı. İnsanlar tabii ki biraz gevşeme halinde. Hani dünyanın birçok yerinde olan şeyler burada da oluyor açıkçası. Türkiye'den gelişlerin önü bir nebze daha açılır gibi. Şimdilik hala daha kesin kararlar olmasa da durmadan güncellenme halinde bu kararlar. Ama en azından artık seyahatlerde biraz bir nebze daha kolaylaşmaya başlıyor gibi. Ama biz tabii konumuza dönelim. Burada bugün neden bahsedeceğiz? Dediğim gibi kimlikler. Kimlik başvuruları genelde internetten yapılıyor burada. Tabii ondan da önce aslında şeyden bahsetmem lazım. Kimlik almalı mı? Ya ki muhtemelen almalı. Neler alabilirsiniz? Ne zaman başvurabilirsiniz? Ne durumda alabilirsiniz? Bir kere zaten kimliğinizin olması için Finlandiya'da önce bir kaydınızın olması lazım. Burada yaşayan biri gibi. Hani bir turist olarak tabii ki burada Fin kimliği alamazsınız. Ama oturma izniniz olduysa, öğrencilik sebebiyle olur, çalışmak için olur ya da bir şekilde vatandaşlık elde etmişsinizdir. O zaman tabii ki kimliğiniz çıkabilir. Neden? Çünkü sosyal güvenlik numaranız olacak. Türkiye'de bu TC kimlik ne olur? Burada direkt sosyal güvenlik numarası adıyla geçiyor. O bir şekilde elinizde geçtikten sonrası artık kolay. Ondan sonra polise gidip gerekli başvuruları yapabiliyorsunuz. Tabii pasaport almak için vatandaş olmanız lazım. Bu kimlik dediğim şu normal kimlik kartı, yani nüfus cüzdanı diyebileceğimiz bir şey. Burada da Türkiye'deki gibi artık cüzdanı sığan cinsten kartlı kartlar, yani kart şeklinde olan kartlar var. Yıllardır böyle de, hatta Türkiye'den daha önce de böyleydi bu. Oturma izniniz şekline göre, daha doğrusu vatandaşsanız ya da değilseniz kartın rengi biraz değişebiliyor. Vatandaşların ya da sanırım AB vatandaşlarının en azından kartı mavi oluyor mesela, ama başka bir ülkenin vatandaşıysanız ve burada oturma izniniz üzerinden kart aldıysanız onun rengi mesela biraz daha farklı olabiliyor. Hani böyle küçük ayrıntılar var. Ama dediğim gibi bir kere artık o kimliği edindikten, pardon, sosyal güvenlik numarasını edindikten sonra kimlik alması zor bir şey değil. Ama onu da zaten en başta buranın göçmen ofisi üzerinden falan alıyorsunuz. Yani kimlik numarası alma işlemini bir şekilde ayrıyetten geri gelmez yapmanız lazım zaten. Ben ondan sonrakilerden bahsedeceğim. Burada nerede alırsınız kimliği? Polisten alabilirsiniz. Yani polise başvuruyorsunuz. Polis müdürlüklerine. Her yaşadığınız illerin ya da ilçelerin zaten polis merkezi vardır. Oradan yapabilirsiniz. İnternet üzerinden de başvurabilirsiniz. Ama onun için tabii internet üzerinden ödeme yapmanız gerekebiliyor ya da internet üzerinden kimliğinizi bildirmek için kartlar ya da şifreler falan olması lazım elinizde. Bu da mesela taşınır taşınmaz hemen olmuyor genelde. Yanlış bilmiyorsam özellikle banka üzerinden kendinizi yani sisteme giriş yapmak istiyorsanız o zaman burada belli bir süre yaşamış olmanız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam onu da yapmayalı bayağı uzun süre oldu. O yüzden orada biraz hani zorluk olabilir ama normal şartlar uzun süredir elde buradaysanız internet üzerinden çoğu şey yapabiliyorsunuz. Zaten bunların hepsi polisin web sitesinde de yazıyor. Hani polis merkezinden başvurmak da mümkün. İnternetten de başvurmak mümkün. İnternetten başvurursanız tabii belli başlı şeyleri de hala internetten yapmanız lazım. Buna fotoğraf vermek de dahil. Nasıl oluyor? İnternetten yapacağınızı varsayarsak, bu şey ilginç burada. Fotoğrafı da hala internet üzerinden sağlayabilirsiniz. Yani ille fotoğrafçıya gidip fotoğrafın çıktısını alıp onu sonra polise vermenize gerek yok. Hatta bunu çok tercih bile etmiyorlar. Mesela fotoğrafçılara gittiğinizde kimlik ve pasaport fotoğrafı çektireceğim derseniz onlar zaten bir kod veriyor. Siz o fotoğrafın çıktısını almasanız da, hatta sadece kodu alırsanız daha bile ucuz oluyor. Çıktılı hali daha pahalı. Bu kod polisin veri tabanına gönderiliyor. Onların bir tür entegrasyonları var kendi aralarında. Polis bu koda bakarak işlem yapıyor. Siz de dolayısıyla daha sonra herhangi bir aşamada başvuracağınız zaman o kodu veriyorsunuz ve polis oradan çekip tamam senin resmin bu diyor. Tabii şartları sağlaması lazım, biyometrik vesaire. Onlar tamam olduktan sonra işte onu sağlıyorsunuz. İşte gerekli bilgilerinizi giriyorsunuz. Ödeme mümkünse internetten yapabiliyorsanız yapıyorsunuz. Yapamıyorsanız zaten işte artık her türlü polis merkezinden başvurmanız lazım.
Ödeme eğer işte uzun süre burada yaşadıysanız zaten internet bankacılığı şifreleriniz falan vardır. Türkiye'de de olduğu gibi. Onlar üzerinden polisin sistemine girip işte ödemeyi de yaparsanız başka türlü işte giriş çıkış işlemlerini falan da yapabiliyorsunuz yani web sitelerine giriş. Orası kolay oluyor. Ondan sonra polis size polis merkezine gelip gelmemeniz gerektiğini söylüyor. Yani bunu başvuru sırasında aslında anlıyorsunuz. Bunlar web sitesinde de yazıyor zaten. Ne durumlarda polis merkezine gitmeniz gerekir ya da gerekmez? Polis sizin siz olduğunuzu bir şekilde anlayabilmeli. Aslında hedefi bu. Bu ne demek? Elinde güncel bir parmak iziniz olmalı. Resminiz nispeten güncel olmalı. Soyadınız ve temel bilgileriniz aynı olmalı. Geçen seferki kimliklerinizle hani karşılaştırdığınız zaman. Bunlar yoksa bir şekilde polis merkezine gitmeniz lazım. Mesela ilk kez kimlik alıyorsunuzdur. İşte Finlandiya'ya yeni taşındınız. Parmak iziniz haliyle yok. Dolayısıyla bir kere bir ilkinde gitmeniz gerekecek. Ya da evlendiğiniz soyadınız değişti. Artık temel bilgilerimiz yani kartta yazan bilgiler değişecek yaşayacağı için yine polis merkezine maalesef gitmeniz isteniyor. Ama mesela kimliğiniz zaten var. Hani bir süredir buradasınız. 5 yıl sonra yenilenecek ki burada kimlikler öyle kısa süre veriliyor. 5 yıl sonra yenilenecek ama bir şey değişmedi. Yani ne ülkeniz değişti ne soyadınız değişti vesaire. İşte geçen seferden zaten parmak izleriniz de var. O zaman gerek olmuyor. Zaten sisteme diyor size hani polis merkezine gerek yok. Biz işte evinize ya da doğru yere göndereceğiz. O da hoş bir şey aslında. Mesela zamanında ben en azından ilk kimliğimi aldığımda yanlış hatırlamıyorsam polis merkezine gidip almıştım. Bu yine hani ilk kez olduğu için miydi yoksa o zamanlar eve gönderme yöntemleri o kadar gelişmemiş olduğum için miydi bilmiyorum ama öyle hatırlıyorum. Ama mesela şu an aldığınızda bir anormallik olmadıkça evinize gönderiliyor. Özellikle de işte dediğim gibi yıllardır buradaysanız ve yenileyecekseniz falan kimliğinizi. Evinize gönderiyordan kastım şu, gidip evin posta kutusuna atmıyorlar tabii ki böyle hassas bir dokümanı. Belli başlı noktalar yani kargo teslim alabileceğiniz noktalar gibi düşünün. Polisin tanıdığı belli noktalar var. Mesela bazı büfeler, bazı kargo şubeleri vesaire. Oralara gönderiliyor. Siz seçiyorsunuz onun da neresi olacağını. Yani evinize en uygun istediğiniz bir yer seçebilirsiniz. Sonra o yere geldiğinde size bilgi geliyor yine hem e-mail hem kısa mesaj formatında. Gidip alıyorsunuz imzanızı atıp öyle tabii orada biraz daha kontrolde bulunuyorlar. Eski kimliğinizi görmek istiyorlar sizin hakikaten siz olduğunuzu anlamak için. Ama zor bir şey değil. Kargo teslim olur gibi belli bir noktada kimliğinizi alıyorsunuz. Pasaport için de hemen hemen aynı. Zaten burada ilginç olan herkesin kimliği yok benim anladığım kadarıyla Finler arasında. Neden? Çünkü pasaport zaten resmi bir tür kimlik ve çoğu Fin pasaportu alıyor zaten yurt dışına gitmek için hani zorunlu oldu yani çoğu yerde zorunlu olduğu için. Pasaport zaten almak zorundayım. Bundan kaçışım yok genellikle. O zaman kimliğe niye tekrar para vereyim deyip mesela kimlik almayanlar çok var. Burada tabii şeyin avantajını da kullanıyorlar. Çoğu insanın sürücü ehliyeti de olduğu için ve bu da bazı durumlarda kimlik işi görebiliyor. Her zaman değil aslında. Çünkü sürücü belgesi yani ehliyet aslında resmi bir kimlik değil. Sizin siz olduğunuzu ispatlamak için ama böyle basit işlemlerde atıyorum kargo teslim alırken işte buranın teker mağazasına gittiğiniz alkol alacaksınız falan. Öyle basit durumlarda geçerli olduğu için insanlar muhtemelen ona güveniyor. Yoksa pasaportlarını her daim yanlarında taşıyorlar mı? Bilmiyorum, sanmıyorum ama onlar adına konuşamam tabii. Sonuçta herkesin kimlik almadığını duyuyoruz insanlardan. Ama almakta tabii ki fayda var. Hele de buranın vatandaşı değilseniz, oturma izniniz burada kalıyorsanız kesinlikle almanızda yarar var. Çünkü yeri geliyor ehliyeti kimlikten saymadıkları için pasaportunuz da yabancı yani kendi ülkenizin pasaportu hem her dakika taşımak yanınızda çok güvenli değil. Bir de o da o sorun çıkarmıyor aslında ama işte her daim onu taşımak hani insanlık hali kaybolur korkusuyla güvenli olmadığı için buranın kimliğini taşımanızda faydanız var. Bir de daha küçük cüzdana sığıyor. Hani neden olmasın? Ücretleri korkunç pahalı değil. Daha doğrusu pasaportun ücreti pahalı, o kadar yüksek değil. Kimliğinki hani Türkiye ile karşılaştırıyorum biraz daha pahalı denebilir. Biri 40, biri 50 euroydu yanlış hatırlamıyorsam ya da hani o aralıkta bir şey. Yine bunların da bilgileri internette mevcut zaten. O sonuç olarak kartı alma süreci nispeten kolay denebilir bir kere artık sosyal güvenlik numaranızın olduğunu varsayınca. Soyadı değişikliğinden bahsettim. Mesela o ilginç bir durum. Soyadı değişikliğinde sizin temel bilgileriniz değiştiği için sanki daha önce parmak iziniz vesaireniz yokmuş muamelesi yapılıyor. O yüzden sıfırdan kart alıyormuşsunuz ya da pasaport almış gibi oluyor. İşte polise gidiyorsunuz yine aynı şeyleri yani bilgileri sağlıyorsunuz. Aslında yine süreç zor değil sadece o polise gitme şartı var. Tabii şu da var, soyadınız nasıl değişecek? Öyle canım istedi, haydi yeni bir soyadı yazayım değil.
Soyadınızın buradaki nüfus müdürlüğünde yani nüfus kayıtlarında değişmiş olması lazım. İşte evrendiniz atıyorum gerek Türkiye'de gerek burada yani çok da fark etmiyor. Bir şekilde eninde sonunda bu yeni soyadını buraya kaydettireceksiniz. Bu arada evlilik tek şart değil soyadı değiştirmek için. Aslında Finlerin soyadlarını kendi isteğiyle değiştirme hakları var. Yani siz canınız sıkılırsa atıyorum değişik bir şey de seçebilirsiniz ama hani o ayrı bir konu. İşte evlendiniz diyelim işte en basit hikaye. Orada nüfus müdürlüğüne evliliğinizi ispatladığınızda burada evlendiyseniz bu zaten zor bir şey değil ama burada evlenmeyip Türkiye'de evlendiyseniz onun belgelerini falan verilmesi lazım. O işlemleri yaptınız ve evliliğiniz artık Finlandiya hükümeti tarafından da kabul edildi. Soyadınız da değişti. O sistemi girdiği andan itibaren artık polisten işte gerekli belgeleri alabilirsiniz. Bu şey için de aslında benziyor. Sağlık kartı. Yani eskiden şimdi yeşil kart demeyeyim de bir şekilde hani sosyal güvenliğin getirdiği bir kart var burada da işte KELA kartı deniyor buna. Hastanelere falan gittiğinizde kullanılan ya da devletten işte işsizlik maaşı vesaire başka şeyler aldığınızda hep bunlar sizin KELA kaydınız üzerinden halledilir. Onun da bir kartı oluyor. Bazen onu kimliğinizle birleştirebiliyorsunuz. Hala o geçerli mi hatırlamıyorum ama yani bunun kartı da var zaten ayrı. Mesela soyadınız değiştiği ya yeni soyadla KELA kartı size otomatik geliyor. Ona başvurmanıza gerek yok. Ama kimlik ve pasaporta sizin başvurmanız ve işte ödemesini vesaire yapmanız lazım. Bu da ilginç bir detay. Sürücü belgesinde de kendiniz işlem yapmalısınız. Orada biraz daha da ilginç oluyor. Mesela hani kimliğe kendim başvuruyorum, pasaporta kendim başvuruyorum. O zaman ehliyeti de hani baştan başvurup işte sıfırdan bilgiler vermeliyip diye düşünürsünüz. Tam öyle olmuyor aslında. Siz zaten polis merkezinden yeni kimlik ve pasaport aldığınız zaman bunlar belli ki buradaki trafik kurumunun yani trafiği aslında adı oranın kayıtlarına geçiyor olsa gerek. Orada sadece sonra internet üzerinden bir başvuruda bulunup yeni kart alacağım demeniz yeterli. Onların işte şubesine gidip başka bir sürü belgeler, ıvırlar zıvırlar vermenize gerek yok. Çünkü onlar bir sizin son fotoğrafınızı ve bilimin başka bilgilerinizi polisten alacağız. O yüzden bize ayrı bir fotoğraf gerekmiyor diyorlar. Ve siz sadece internetten işte birkaç tıkla bilgileriniz güncel mi? Hani ona bir konu bakıp işte son yeni kartın siparişini veriyorsunuz. Yine cüzi bir ücreti var. 17 euroydu şu anki rakamla yanlış hatırlamıyorsam. Ama o da yine evinize geliyor. Bayağı da hızlı geliyor bu arada. Ben öyle sanırım bir haftada yeni kartı elime almıştım. Normalden de hızlı geldi. Hani bunların hepsini ben hemen hemen yani hemen hemen her adımı internetten yapabildim. Gidip işte parmak izi vermek dışında. O anlamda baktığınızda kimlik almak falan çok kolay. Mesela şu da olabilir. Burada Türk kimliğinizi ya da pasaportunuzu değiştirmek istiyorsanız ne olacak? Atıyorum burada evlendiniz ve soyadınız değişti ya da süresi bitti, yenisini almanız lazım. Onları konsolosluktan zaten yapabiliyorsunuz. Onların da bilgileri ya da nasıl başvurulacağı internette yazıyor açık açık. Gerekli belgeleri de hazırlayıp bir ücreti de var onun. Gerçi onu konsoloslukta ödüyorsunuz. Sonuçta onu da konsolosluğa bir kere gidip hani oradan başvurusunu yaparak alabiliyorsunuz çok rahat. Öyle bir durumda konsolosluktan sonra da pasaportu ve kimliği de teslim almak için bir gitmeniz gerekiyor ayrıca. Ama o da çok zor bir işlem değil. Tabii şöyle zor değil. Ben Helsinki bölgesinde yaşıyorum. Konsolosluk yani neredeyse burnumun dibinde. Dolayısıyla bana gitmek kolay ama Finlandiya'nın başka şehirlerinde yaşıyorsanız hani muhtemelen biraz daha zorluyor olabilir bu işlem. Hani o konuda deneyimim yok açıkçası. Aslında bazı işlemleri mektup üzerinden de yapabiliyorsunuz. Özellikle ücret ödeme falan gibi ama pasaport ve kimlikte açıkçası yanlış bilgi vermek istemem. Onlar biraz daha hassas konular çünkü. Sonuçta bunlar konsolosluktan yapılıyor. Mesela Fin mercileri de yani Fin makamında evlendiniz. Soyadınız da değişti. Bir şekilde Türkiye'ye yeni soyadınızı da ya da evliliğinizi ispatladınız. Ne aşamada bilmiyorum. Onu hallettikten sonra artık yeni pasaportunuzu ve kimliğinizi buradaki konsolosluk üzerinden alabilirsiniz. Genelde de hızlı oluyor. Kimlik pasaport ve benzerleri değiştirmek ya da almak genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi çok zor değil. Sadece süreci iyi takip etmeniz lazım. Olur da Türkiye'de evlenip burada evliliği kaydettirmeniz ve işte o yüzden kimlik değiştirmeniz gerekirse o biraz daha çetrefilli. Çünkü Türkiye'de evlendiğiniz merciden gerekli dokümanların apostilli hallerini alıp sonra buraya getirip başvurmanız falan gerekiyor. O da biraz uzun bir süreç, aylar alabiliyor. Hala da kastım 2 ay hani 8 ay falan değil ama o biraz daha farklı bir şey. Ama işte bu tarz şeylerin yapıldığını varsayıp sadece kimliği ve pasaportu yenilemek kolay. Yani demek istediğim aslında bu. Süreç genel olarak böyle işliyor. Dediğim gibi kolay denebilir.
sanırım teknolojinin geniş çaplı kullanılmasını getirdiği bir avantaj. Aslında bizim e-devlet sistemimiz de bu anlamda güzel çalışıyor bazı konularda. Ama tabii hala bazı şeyler alabilmek için, işte özellikle bu yeni kimlik, pasaport gibi, polis merkezine gitmeniz gerekebiliyor sadece. Burada bazı şeyler o anlamda biraz daha kolaylaştı. Bununla ilgili yani bilgileri bulabileceğiniz linkler ekran görüntülerinde az çok görünüyor. Oradan da kendiniz araştırabilirsiniz. Google'ladığınız zaman da çok rahat çıkıyor. Polis burada bu polisin web sitesinin İngilizcesi nispeten düzgün çalışıyor. Nispeten değil aslında. Temel bilgileri alabileceğiniz kısmı gayet güzel çalışıyor. Polis merkezine gitmeniz gerekirse eğer zaman yani randevu almanız gereken sistem çok mükemmel değil İngilizcesiyle ama hani o da iş görüyor diyebiliriz tabii. Hani yabancılar için de yani bu sistemler oldukça kolay denebilir o anlamda. Umarım bunlar da az çok işinize yarar. Özellikle buraya taşınacakların daha çok işine yarayacak bir bölüm yaptım bu seferliğine. Ama en azından farklı ülkelerde de bu süreçlerin nasıl gittiğine dair az çok bilginiz olmuştur belki. Umarım yeni bölümlerle karşınızda olurum. Zaman gösterecek. Yaz da geliyor artık bakalım. Bol bol dışarıda zaman geçireceğiz çünkü. Ama bu arada herkese yine koronası sağlıklı, mümkünse aşılı güzel bir yaz diliyorum. Hoşça kalın.